yapıyorlar. Tamam mı? Hepsini teker teker yapıyorlar. Muhtarım karşı tarafı da gezin. Başlamışken. Gelin bakalım. Gelin kızlar. Buyurun. Evet, bir de karşıyı gezelim. Ha, dursun, bir şey olmaz. Evet. Yay, makine değil. Evet, yay. Başım yayı denetleyip önceden bundan mesela sizin gibi kızlar olsun. Yayı bastırdılar, ayaklarıyla beraber iteliye iteliye sallana sallana yay yapıyordular bunun içinde. Evet. Mesela sizin tanıyabileceğiniz güveçler. Heh. Mutfak malzemelerini anlat muhtarım onlara. Güveçler bilir misiniz? Et mi? Şu anda gündemde et için oluyor güveç. Tamam doluyor. Önceden bak tandırlar yanırdı ya. Herkes yemeğini buna koyur. Evet. Tandıra koyurdu. Bunda yemek pişirdi. Tencere tüp işi yoktu. Ben yani bilirim. Bizim evde de olurdu. Yani yetiştim. Tüpte pek nadir pişirdi ama annem tandır yazıyordu. İki günde, üç günde bir tandır geçirdi. Güvercinden pişireceği yemeği içine koyur, tandırın içine. Muhtarım buraya bir tandır al. İşte vardır eski. Abi, dediğim gibi bahçe duvarlarımızın işte tamiri biraz güç oluyor. Eğer onu yapabilirsen... Sen şimdi bu gençlerimize şeyi anlatsana. Şu tandır kültürümüzü. Tandır yandıktan sonra ayaklarının içine asarsın. Evet. Üstüne... İskemle koyarsın. Evet. Şunu bir anlat, bunlar da bir öğrensinler abi. Tandırı biliyorsunuz kızlar, için yandığını ekmeği için önceden ekmek yapıldıktan sonra oturmak için bu gündeki gibi yani odalar yoktu, ısınılacak herhangi bir şey yoktu. Tandıra sırayla düzülüp ayaklarını asırdılar. Bir de iskemlisi vardı, üstüne koyuyorlar. Günlerce üstüne de güzel bir tane battaniye bir şey örtüyorlar. Yani oturma odası doğru, her şeyi doğru anlayacağız. Tandır altından sizaks, herkes ayağını içine sürdürdü. Yani bunu niye dedim? Şimdi ben muhtarıma destekçi olurum. Şimdi araştırmacı olarak bunu ben niye anlattırdım? Bir taraftan da insanlara burada bir şeyler vermeye çalışıyoruz, tamam mı? Şimdi şu an mesela insanlarda romatizma, böbrek ağrıları, ayak ağrıları. O tandır ne? Topraktan yapılma aynı böyle. Kaldan. Güzel kızmış, şey yapmış. Bir kısım efendim ne yapmış? Soğumaya başlamış. İnsanlar ayaklarını asıp onun içinde dizildi mi? Bir iskemlesi var onun. Dört ayaklı. Onun üstüne de bir battaniye örtüyorlar. Çaylarını şunu artık orada şimdi başlıyor. Kavruğa yeme vakti. Güzel o buğday şeyden yarmadan güzel sacda kavrulmuş. İçine şişmiş o üzüm şeyi alır. Çayla ne yaparlar? Sohbet. Ama bir şey var. Burada sağlık açısından o dönemde o şekli yaşayan insanlarda böbrek hastalığı, romatizma, şu bu hiç olmaz. Hatta bunu şu an Bayburt'ta tandır yapan Prut hane var. Doktorlara da tavsiye etti. Doktorlar onu incelemeye aldılar şu an bu işi. Tedavi etmek için bu tandır dediğimizi uygulamada düşünüyorlar. Yapabilirler. Onun için bütün bu eskilerden biz vazgeçtik. Hastalıklar her bir şey bizi bulmaya başladı. Evet muhtarım, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burayı nasıl buldunuz eskilerimizi? Toplamamız. Şimdi burada var ya dedelerinizi görüyorsunuz. Babaannelerinizi, anneanneler. Onlar hep eskiler burada şimdi. Doğru mu? Şimdi günümüzde hep hazır alıyoruz. Bunlar kendileri yapmışlar. Sevgili izleyenlerim, artık birer hindinin kültür elçileri var. Kim nereye giderse söz verin bana. Evet. Kültür elçiliği yapacaksınız, hindiyi anlatacaksınız. Burayı gidin bir gezin. Şunu da ilan edin. Elinizde varsa bir şeyler siz de götürün diye buraya. İşte burada isimlerle yazılmış, herkes kendi ismiyle bırakılmış. Hediye edenin ismi üstünde. Tamam. Teşekkür ettim hepinize. Muhtarım sana da. Ha bahçeye bir geçelim. Evet, şu bahçeyi de bir görelim. Haydi bakalım gençler. Şu bahçeyi de bir görelim, şu duvarlarını da. Gerçekten güzel olmuş. Siz gelin gezin. Yetmediyse siz gezmeye devam edebilirsiniz içeriği. Gerçekten güzel olmuş. Yani köy yerinde böyle bir müze. Doğru mu? Müze. Resmen müze. Yani evet, düğünü de bıraktık geldik bu tarafa ama muhtarım bura önemliydi. Bura çok önemliydi. Evet, bir daha gelmiştin. Evet, bura önemliydi. Sevgili izleyenlerim. Evet.
muhtarımız sağ olsun. Ne yapmış? Okulu böyle bir değerli, çoğu köyde sosyal tesise dönüştürülmüş. Burada ise müze olmuş. Evet. Çok da güzel olmuş. Şimdi muhtarımın burada biraz sıkıntıları varmış. Bu sıkıntılar da muhtarım, duvarlar mı dedin? Ne var burada? Şu bahçe duvarlarımız biraz destek olunsa, yapılsa. İçeride bazı şeylerimiz, yani tandır evi gibi şeyler, arkada müsait yerlerimiz var. Oralara yapmayı düşünüyoruz Bahattin Bey. Bahçe duvarları, evet. Bir iki yerde, şu tarafta hiç yok muhtarım duvar. Ama öteki bina da çok geniş bura. Geniş. Büyük. Arkada, evet, büyük. Arka büyük, evet. Arkada ayrıyeten... Sen buraya bir Bayburt müzesi kur kardeş. Teşekkür ettim. Evet, muhtarımızın da bu duvarlara destek olunmasını bizden istiyor. Teşekkür ediyorum ben muhtarıma.